Biz demokratik bir anayasa için hayır diyeceğiz. Biz kadın eşitliği, kadın özgürlüğü için hayır diyeceğiz. Biz emeğin keyfi biçimde gasp edilmemesi için hayır diyeceğiz. Biz bu ülkenin mal varlıkları talan edilmesin, yağmalanmasın diye hayır diyeceğiz. Ve bizim bu hayırlarımız ülkede inşallah büyük bir hayıra da vesile olacak. Ülke büyük bir şerden de kurtulacak. Ama önemli olan değerli arkadaşlar, bu ülkede yaşayanların kendi gelecekleriyle ilgili, kendi kaderleriyle ilgili seyirci olmamalıdır. Hani ana muhalefet lideri diyor ya, geçin televizyonlarınızın karşısına izleyin bizi diyor. Hani bir adım daha ileri gitse diyecek ki çekirdeklerinizi alın, mısırlarınızı patlatın, izleyin parlamento ne güzel işler yapıyor, biz ne kadar güzel konuşuyoruz, ne kadar güzel sözler söylüyoruz. Hayır değerli arkadaşlar, kurtuluş burada değildir. Kurtuluş izlemede değildir. Kurtuluş seyretmede değildir. Parti taraftarlığını futbol taraftarlığına çevirmekte değildir. Kurtuluş birlikte mücadele etmektedir. Yan yana gelmektedir. Haksızlığa uğrayan, dışlanan, işinden atılan, gazetesi kapatılan, üniversitesinden kovulan akademisyen kim olursa olsun onun yanında durmaktadır. Kurtuluş birlikte mücadele etmektedir. Biz sizi çekirdek çitlemeye, televizyon seyretmeye davet etmiyoruz. Biz sizi bu bedeli daha yoğun biçimde yaşayacağımız zor günlerde birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve öyle inanıyoruz ki bu mücadeleyi bu ülkenin ezilenleri, sömürülenleri, ayrımcılığa, haksızlığa uğrayanları, ön yargılarını, korkularını bir tarafa bırakarak, geçmişin kavgalarına takılmayıp önümüzdeki günlere bakarak birlikte yürütürlerse bu topraklarda özgürlük de mümkündür, barış da, demokrasi de. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinizi selamlıyorum.